Merlin Kazanı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Dark Souls tam çözümümüzün ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümün ardından gerçekten çok güzel eleştiriler geldi. Çok güzel sözleriniz oldu. Destek çıkan. Teşekkür ediyorum. Hakikaten Bloodborne'a kıyasla Dark Souls birazcık daha komplike, birazcık daha kompleks bir oyun. Çok fazla şey barındırıyor. Mesela ben oyunu 23'ünden, 23 Mart'tan beri oynamama rağmen dün mesela yeniden başka bir karakter yapıp oynuyordum. Bambaşka bir yere düştüm. Daha önce hiç görmediğim koskocaman bir alan keşfettim. Elbette bunlar da çok önemli. Ben de dış taraftan, dış kaynaklar üzerinden işte wiki sayfalarıdır. Bu tam çözüm için destek sağlayabilecek bana şeyleri de araştırıyorum. Bakıyorum, elimden geldiğince size yardım etmeye çalışacağım. Bugün ilk kez gerçek bir bölgeye gideceğiz. Lothric surlarında müthiş bir macera bizi bekliyor ve burada gene gerçekten çok güzel bir silah bulacağız. Aslında birden fazla silah bulacağız. Gördüğünüz gibi bu zaten bizim silahımız. Bu silah daha çok dex build'leri yapan oyuncular için çok önemli. Çeviklik üzerine build'ler yapan oyuncular için çok önemli. Başlangıç silahı olarak da, normal silah olarak da biz şimdiki bölümde de yine çok iyi bir silah bulacağız. Bir dakika, eksiğimiz fazlamız var mı? Bir güzel kontrol edelim. Bunlar bir kere yok zaten. Valla tertemiz gidiyoruz belli. Hiçbir şeyimiz yok şu an. Ama Estus flaskı daha ilk bölgeye gitmeden 5'e çıkartmayı da başardık. Biraz farklı bir gamepad ile oynayacağım. Benim kullandığım gamepad evde kaldığı için. O yüzden biraz alışma süresi olabilir. Kusuruma kalmayın diyorum. Evet. Yükleme ekranları da geçsin. Duvarlara gideceğiz ve duvarlarda bakalım neler yaşayacağız. Tam çözümlerin sürelerini aslında çok çok uzun tutmak istemiyorum. Gerçekten bir bölgeyi geçmemiz yaklaşık 1,5 saate falan varabiliyor bazı bölümler. O yüzden Bloodborne'da her ne kadar her bölüm sonu bir boss getirmeye çalışsak da o biraz daha hızlı tüketiliyordu. Ama burada baya bir hem temkin hem dikkat hem de araştıracak bölge açısından çok daha fazla materyal var. İlk bonfire'ımızı bulduk. Öyle bir dalgasına da olsa oturduk. Şurada bir arkadaş var. Ben buna uyuz oluyorum. Her bonfire'a geldiğimde bunu parçalıyorum. Biraz zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok. Gamepad'e alışmadığım için şu an. Şimdi çok uzun bir süredir Xbox One Gamepad ile oynadığım için sıkıntı yaratabiliyor. Burada arkadaşı öldürüyoruz. İlk dikkat etmemiz gereken buradaki en önemli düşman tiplerinden biri şimdi geliyor. Bunu çığlığını bitirmeden öldürmezsek, çığlığı bitmeden ölmezse şöyle bir sıkıntı. Bu deliler, uyuyan bu kafayı yemiş undeadler bir anda uyanıp ortalığı tarumar ediyorlar. Önce içeriği bir temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi kılıcımız sağlam bir kılıç olduğunu her şekilde belli ediyor. Ve özellikle bleeding damage dedim, kanama hasarı açısından arka arkaya vuruşlar yapabildiğiniz için rahat bir şekilde. Özellikle bu kanama hasarı konusunda gerçekten size çok büyük bir desteği oluyor. Şimdi bakın, şurada yine bu çanlılardan var. Eğer bu şeyini yaparsa, çığlığını şey yaparsa bayağı bir sıkıntı yaratır bize. O yüzden biz de onu uyandırmadan kimseye, bakın yoksa bunlar uyanacaktı. Bu sayede daha rahat kesiyoruz. Ah, şunlar hep 3 vuruşta gitmelerine alışamadım ya. Oo, iyi vurdu. Ama nereye kadar? Tabii biraz zorlanıyorum dediğim gibi. Analog kontrolü özellikle biraz eğreti geliyor bana. Gamepad iyi bir gamepad ama dedi, alışkanlık bu konuda bence her şey. İnşallah bir sorun yaşamam. Çünkü ileride böyle dandik düşmanlar yok. Bu bölümün sonlarında yine düzgün kaliteli düşmanlar var. Evet, buradan atlayacağız. Burada güzel bir eşya alacağız yine. Gold Pine Resin. Gold Pine Resin eşyamız ne işe yarar? Söyleyeyim. Elinizdeki silaha yıldırım hasarı ekliyorsunuz. İlk boss'ta yine çok işimize yarayacak bir şey bu da. Şimdi burayı hallettiydik. Ne yapacağım diye düşünüyordum. Çok fazla şey olduğu için keşfedecek. Görev sıralarını da aynı zamanda düşünüyorum içimden. Evde ne kadar pratiğini yapmış olsam da burada tam çözüm çekmeden önce. Şimdi burada arkadaşlar yapacağımız olay şu.
Aynen bu. Aynen gidiyoruz. Ejderha gelecek. O ejderhaya gel. Aha geldi. Ejderha gelmeden diyecektim. Geldi zaten. Şimdi o oradakileri halledecek. İçeri birkaç kişi girebilir. O yüzden dikkat edeceğiz. Bakın geldi bir tanesi. Hemen geleni hallediyoruz. Teker teker. Kalkanlar her zaman 3 vuruşa gidiyor. Bu düşük düşmanlardan bahsediyorum tabii ki de. Şimdi burada önemli bir olay var. Bakın burada sandık var. Bu oyunda hiçbir zaman sandıkları açmıyoruz. Önce bir tane vuruyoruz. Bakın ne var. Mimimiz hayırlı olsun. Mimi şöyle ay bu hareketi değil de bir hareketi var. Onu buna hiçbir şekilde yakalanmıyorsunuz arkadaşlar. Direkt kaçın. Buna yakalanırsanız sizi anında öldürür. Zaten şu an biraz bana göre güçlü bir düşman bu. Her zaman yanına doğru zıplayarak saldırılarından kaçmaya çalışıyorsunuz ve buna hiçbir şekilde yakalanmıyorsunuz. Hiç acele etmeyin. Hiçbir şekilde acele etmenize gerek yok. Sabırlı sabırlı kesin çünkü çok güzel bir eşya verecek kendisi. Deep Battle Axe. Peki Deep Battle Axe nedir? Şöyle harika bir Dark Damage vuran bir baltamız var. Çok güzel bir balta. Gerçekten çok kaliteli bir silah. Diğer silahımızdan da belli ölçüde nasıl anlasam belli ölçüde çok daha güçlü. Şimdi ben bununla devam edeceğim. Çünkü benim karakter build'im daha çok ağır silahlar üzerine olduğu için ben baltaya geçeceğim. Ama uçuk atana kesinlikle çok iyi bir silah. Başka bir karakterimde de ilk mesela onu direkt artı 10'lara kadar çıkarttım. Bu tarafı açtım. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi buradaki eşyaların bazıları önemli, bazıları da almasanız da olur tarzda şeyler. Birincisi, burada bir Ember var. Karşıda ileride Claymore var. Oraya nasıl gideceğiz, nasıl alacağız bilmiyorum ama bir şekilde uğraşacağım. Yolda ölürsek de önemli değil. Çünkü oyunun başlarında öyle çok korkak olmayın. Bunun en büyük sebebi korkak olmayın dememin en büyük sebebi şöyle şuraya da geçebilirsem bir şekilde. Çok büyük ruh miktarları kazanmıyorsunuz. Yani şu an 2700 2781 ruh puanım var. Ve bu ruhlar çok çok aslında oyun başında çok önemli değil. Yani zaten bir boss kestiğinizde hali hali birçok level atlayabiliyorsunuz. Burada hayvan bir ilk zor düşmanımız olan Knight gelecek. Önce taktiksel olarak buradaki arkadaşı indiriyoruz. Ardından buradaki uyuyan iki düşman. Çünkü bunlar Knight'la olan dövüşünüz zaten yeterince zor. Onlar daha zor hale getiriyorlar. Gördüğünüz gibi balta gerçekten özellikle Knight'ların aha yanlış hamle. Poise değerlerine çok büyük etkisi var. Vurduğunuz her vuruş onların sarsılmasına ve dengelerinin bozulmasına neden oluyor. Burayı gerçekten iyi atlattık diye düşünüyorum. Hem de yeni bir bölge de görmüş olduk. Bu da çok hevesli bir arkadaşımız. Ne olacak yani? Hevesli olsa ne olacak? Alırız aklını. Evet, ikinci bu haritadaki ikinci bonfire'ımıza geldik. Hemen yakıyorum ve mekana geri döneceğim. Çünkü her ne kadar birazdan bomba alacak olsak da yeterli olmayabilir. Yanınızda her zaman en azından 10 tane bomba bulundurun arkadaşlar. Biz ilk bölümde hepsini benim de biraz faillerim neticesinde birazcık tükettik. O yüzden bir arkaya bakayım dedim. O yüzden elinizden geldiğince bomba stoklarınızı tutun. Bombalar gerçekten çok önemli. Burada ruhları bu şekilde kendimiz de kırabiliriz. Ama aynı zamanda satıcıya gidip direkt satabilirsiniz. O animasyonu izlemek istemiyorsanız her seferinde. Şimdi ben bomba alacağım. Dediğim gibi level'dan önemli olan şeyler var oyunun başında. Yani bir şekilde zaten güçlüsünüz ve bosslar siz şu an birkaç level atlasanız da sizi öldürebilirler. O yüzden hiçbir zaman kendinizi o kadar da zorlamayın yani. İlk başta size yardımcı olacak yan eşyalardır, şeylerdir. Bunlara önem verin.
Battle Axe'imiz işte gördüğünüz gibi gerçekten çok yüksek hasarlar veriyor. STR build dediğimiz güç build'i üzerinden giden herkese tavsiye ediyorum. Oyun başı olarak tabii ileride çok daha seveceğiniz silahlar tabii ki buluyorsunuz. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Duvarlardaki maceramız devam ediyor. Şimdi neden bombaları aldım? Hemen göreceksiniz çünkü çok özel bir düşman var. Bu düşmanı öldürmenin iki yolu var. Hatırlıyorsanız ilk bölümde bir şey vardı. İlk bölümdeki boss'u hatırlıyorsanız, bir saniye şuradan alayım. İlk bölümdeki boss'a böyle yarı canından sonra bir darkness muhabbeti geliyordu. Bir anda böyle karanlık ele geçiriyordu ve etrafından yılanımsı karanlık şeyler çıkıyordu. Şimdi olayımız bu. Bu tarz bir düşmanla karşılaşacağız. Bu düşmanları yok etmenin iki yolu var. Ben ilk yolu onlara çok hızlı bir şekilde koşup burada bakın bir tane pusu var. Çok çok hızlı koşup onları anında yok etmek. Bu şekilde kurtulabilirsiniz. Bakın burada ne var? Pusu mu yapacaksın sen? Yemezler, yedik zamanında. Arkadaş geliyor, kalkanını açtı. Tabi baltamız olduğu için bu sefer iki vuruşta anında yok edebiliyoruz. Şimdi 13 tane aldığımız yedek bombayla da 13 tane bombamız var arkadaşlar. Bu arada ben baltayla oynadığım için artık üzerinde bakın rune var. Dark damage dediğim karanlık vuruş şeyi yapıyor. Bu tarz şeylerde bakın şimdi ne olacak? Bak dönüşüm. Onu şu an öldürseydik hiçbir şekilde dönüşüm yaşamayacaktı. Ama artık çok geç. Biz de böyle olmasını istedik. Tehlikelidir. Ölebilirsiniz. Ölün gitsin. Önemli değil. Bunu öldürmek isteyeceğiniz bir düşman diyebilirim. Ve gerçekten çok tehlikeli bu arada. Ben de bir hata yaptım orada. Bu yüzden sıkıntı yaşayabilirim. Bak gene yaptım. Dediğim gibi joystick'e alışmayınca hedefi bir anda kaybediyorum. Ama bomba atarak yakınına yaklaşmayın. Zaten az hasar alıyor. Biraz tank bir arkadaş bu. Titanic Shard'la şey düşürdü bu arada. Ember düşürdü. Eğer normal öldürürseniz hiçbir şey düşürmüyor. Ama böyle dönüşüm geçirdikten sonra öldürürseniz bir sefere mahsus olmak üzere Titanic Shard'la şey veriyor. Burada bakın ne var. Anama. Ya ne lizardmışsın kardeş. Heh. Kendisini hallettik. Burada yine bir ruh buluyoruz. Şimdi aşağı ineceğiz. Burada farklı bir rotamız var. Rotanızı siz belirliyorsunuz. Ben kendimce en mantıklı rotaya başvuracağım. İlk olarak buraya gireceğim. Hemen burada bir pusumuz var. Her zamanki gibi. Tabii ben bunları böyle ezber yapıyorum da çok acılar çektim merak etmeyin. Ama burada da bir pus var. Burada direkt bunu görmeden giderseniz. Orada çünkü eşya var. Arkanızdan geliyor. Çakal çünkü. Bakın kayıtta bir sorun var mı? Hiç kusura bakmayın. Heh. Tamamdır burası. Bakın burada eğer o düşmana yakalansaydık şurada bir pislik var. O direkt ortaya çıkıp bunların arasından bizi öldürmeye çalışacaktı. Şimdi burada yine güçlü bir düşman var. O yüzden bir stone'umuzu yapalım. Benim gerçekten en zayıf olduğum düşman tipi mızraklılar. Özellikle PvP'de çok acı çektim. Ama artık çekmiyorum. Buradan birazcık daha ruh alalım. Böyle toplayabildiğiniz her eşyayı toplamaya özen gösterin Dark Souls'ta. Burada biraz dikkatli kapı girişinde çünkü duvara vurabiliyorsunuz kılıçları. Böyle ilginç şeyler de okumuştum yazılar. Kılıçları duvara vurmak diye falan diye. Adamlar bilmiyorlar tabii kılıçları duvara vurulduğunu. Daha ilk oyunda da vardı. Sonra yazı yazıyorlar. Broadsword. Bu silahı buradan buluyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir silah. Çok fazla kullanan gördüm. Gerek yayıncılar içinde gerek böyle izlediğim videolarda ben de kullandım. İyi bir silah. Hem durability olarak yani dayanıklılık olarak iyi durumda. Hem de iyi damage hasar vuruyor. Normal critical'ı hepsinin 100 şu an. Birçoğunun daha doğrusu. İyi bir silah. Düşünebilirsiniz eğer baltayla gitmem ben diyorsanız. Baltanın en büyük avantajı şey olması zaten. Üzerinde rune olması. Bu rune sayesinde yani oyunun hemen başında rünleri öyle kolay kolay özellikle dark damage rününü şey yapamıyorsunuz. Burada yine başka bir eşyamız var. Bu güvenli bir sandık. Astora Straight Sword dediğimiz bir kılıç. Hemen bakalım. Yine kullanmak isteyeceğiniz güçlü bir silah. Long Sword değil.
Claymore bulmuştuk hatırlarsanız. Büyük kılıçlar dediğimiz Great Sword. Astro State Sword özellikle Fate Build'i de içeren, Fate Build'lerini de kullanan kişilerin kullanmak isteyebileceği harika bir kılıç yine. Ama biz baltayla devam. Burası aşağısı kalabalık. Bu aşağıda hiçbir şekilde ben pislik yapmayacağım. Ve riske girmeyeceğim. Hemen böyle bak. Buraya aşağı attığınız gibi arkadaşlar kaçıyorsunuz. Çünkü gerçekten size tehlikeli olabilecek şeyler var. Bakın. Oo, kaçırdım. Ama bu sefer kaçırmadım. Hemen o saldırısını yapamadan yerden kalkarken burada ne? RT olarak geçiyor. Tabi bu da Xbox input'unda. RT veya R2 tuşlarına basılı tutarak güçlü saldırımızı yapıyoruz. Yerden kalktığı zaman denk getiriyor. O arkadaş ne yapıyordu? Bana mı sinirlendi? Tabii benim elimde hiç atmalık bıçak yok değil mi? Bakın çok büyük eksiklik. Vallahi yok. Bu arkadaş bomba atıyor. Gördüğünüz gibi pek acele etmiyorum. Elimden geldiğince onları tek tek avlamaya çalışıyorum. Oyunun başında da olsa, sonunda da olsa temkinli olarak agro almak ve düşmanları genel olarak tek tek uğraşmak en mantıklı seçenektir. Bak şu an mesela bunların ikisi beraber gelse beni gerçekten çok zorlarlar. Genelde ben ilk diğerini agro'ya alıyordum da bu biraz sürpriz oldu. Gördüğünüz gibi dayanamıyor silahın ağırlığına. Hemen düşüyor. Şimdi burada toplamda 3 tane böyle ağır silahlı adam vardı. 2 tanesini aldık, 1 tane kaldı. Hemen arkadan köpek gelecek. Onu hallettik. Şimdi köpekle rahat rahat ulaşabiliriz. Köpekler Bloodborne'daki kadar uyuz değil. Bloodborne'da çünkü biraz fazla hızlardı. Burada bir hücrenin anahtarını bulduk. Itemların açıklamalarına bakmanız, eşyaların açıklamalarına bakmanız çok önemli. Bakın, hırsızın tutulduğu kapıyı açar. Burada bir sürü olayını anlatıyor. Zaten buradan okuyarak ulaşmanız gereken yerin bir hapishane hücresi olduğunu anlıyorsunuz. Neyin tutulduğunu anlıyorsunuz. Böyle şeyler size çok yardımcı olacak oyun süreniz boyunca. Bunları hiçbir zaman ihmal etmeyin. Araştırarak, durarak, nefes alarak, yani bir bölge balıklamasına dalmayın. Bakın az önce girdik o bölgeye. Ben ilk mesela oynadığımda o bölgede bir 10 dakika durdum baktım. İlk defa gördüğüm için öyle bir şey. 10 dakika durdum baktım. Allah Allah ne var orada falan acaba diye. Kalkan bulduk. Eğer Knight'la başlamıyorsanız yine çok güzel bir kalkan düştü. Önemli olan ilk şey kalkan kullanacaksanız zaman. Direkt olarak kalkan kullanacaksanız physical %100. Bu her zaman size vurduğunda düşman eğer elemental yani magic, fire, lightning, dark gibi ekstra saldırılar yoksa çünkü onları her türlü vuruyor. Onlar çünkü büyü hasar sayılıyor. Fiziksel damage'in %100'ünü absorbe ediyor. Yani onu sizden uzaklaştırıyor. Ama bizim elimizdeki kalkan zaten şu an %100'lük ve iyi bir kalkan zaten. Şimdi ben onu kullanmayacağım ama aklınızda olsun eğer böyle bir knight karakteriyle başlamıyorsanız yine kalkan yapacak kişiler için çok çok önemli bir silah. Şimdi bölümün bu tarafını geçtik. Aslında oradan ilerleyebiliyorduk ama ben o şekilde yapmayacağım. O şekilde ilerlemeyi seçmeyeceğim. Dediğim gibi bizim öncelikli hedefimiz garanticilik. Şimdi ben ne yapacağım ama unuttum. Heh, buldum. Şuradan bomba alacaktık. O düşmedim aşağı düştü. Şimdi bunlar o önce okunu atmasını bekledim ondan sonra vurdum. Çünkü ok gerçekten tehlikeli bir şey hem de ateşli ok atıyor. Şimdi aşağı ineceğim ölebilirim burada çünkü biraz Estus olarak sınırlı durumdayım. Çünkü güçlü de bir düşman var. İlk olarak burada bir pusumuz var onu hallediyoruz. Ve ilerliyoruz. Bakın burada bir manyak var. Buna arkadan yaklaşmaya özen gösterelim arkadaşlar. Ah ah ah. Bir tane vur tamam.
Yine gördüğünüz gibi yani çok basit taktik. Baltanın özellikle bu Battle Axe olarak geçen savaş baltaların bu tarz güzel özellikleri var. Hani düşmanı gerçekten iyi sersemletiyor. Normal büyük büyük baltalar ve silahlara göre hasar onlar kadar yüksek olmasa da yine de çok yüksek bir hasar vuruyor ve en basit düşmanı çok kolay bir şekilde sendeletiyor. Mesela normal kılıçla biz saldırsaydık az önceki düşmana o kadar sendelemeyecekti. Dediğimiz gibi elimizdeki silahın da hasarı gerçekten çok yüksek. Burada bakıyorum unuttuğum bir şey var mı? Ve arkadaşlar oyunu oynayıp da izleyenler hani bunu ben iki türlü yapıyorum. Hem tam çözüm hem de oynanış serisi bazında iki farklı şekilde yapıyorum. Oyunu gördüğünüzde bir eksiklerim falan varsa oynarken unuttuğum şeyler altta YouTube yorumlarında bunu belirtmenizi istiyorum ki hep beraber bunu böyle büyütmüş olalım. Seriyi de büyütmüş olalım. Hem de böyle bir muhabbetimizin de olduğu güzel bir şey olsun. Ve oyunu oynamayanlara en güzel tavsiyem şudur, izlemeyin. Ya tabii izlenmemesi için bir video yapılmaz. Takıldığınızda açın bakın, aa burada ne varmış, neymiş veya bitirdiğinizde mesela bir bölüm bitirdiniz. Ama hani her şeyi bulduğunuzdan emin değilsiniz. O yüzden merak ediyorsunuz ne var ne yok diye. Girin açın bakın, mesela bulamadığınız eşyalara bakın. Neler varmış, neler yokmuş diye. Öylesi sizin için de şey olacaktır, hem de daha heyecanlıdır. Mesela ilk defa bir şeyleri keşfetmek bu oyunda çok güzel bir hissiyat. O yüzden öyle tavsiye ediyorum size. Şimdi kısa yolu, bonfire kısa yolumuzu bulduk. Kamp ateşi kısa yolumuzu. Boss tarafında bulduk. Burada aslında haritanın tamamını keşfetmedik daha. Küçük bir bölgesi daha kaldı. Oraya gideceğiz. Atmalı, fırlatma bıçakları bunlar çok önemli olacak. Ve bunlardan bol bol satın alacağız arkadaşlar. Şimdi burada. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü düşmanların huyunu biliyorum. Ayağa kalkma ihtimali olan düşmanları her zaman önce temizleyin ki bu büyük olanlara karşı rahat edin. Mesela o kalkacaktı, bizi sürekli rahatsız edecekti. Ben hemen fırladım yan tarafa doğru. Arkadaşı hallettim. Şimdi burada yine tehlikeli düşmanlarımız var. Ve az önce gördüğünüz o canavardan var. Bu sefer canavarı farklı bir şekilde öldürmeyi deneyeceğim. Bak. Şimdi mesela hatalı oynayışımın cezasını çektim ve fazladan iki tane vuruş yedim. Şimdi burada merhaba amca. Gel gel bana gel. Böyle ağır silahlı düşmanları fark ettiyseniz ben her seferinde backstep'le öldürmeye çalışıyorum. Çünkü bunu yapması çok kolay. Şimdi burada yine bir tane düşman var. Bak bu sefer dönüşüme girmeden onu halletmeye çalışacağım. Bu arkadaş dönüşecekti. Ama dönüşemedi şu an. O dönüşmeden öldürmüş oldum böylece. Burada benim bu oyunda gerçekten çok az. Belli spesifik durumlar haricinde atıyorum bir eşyayı düşürmektir şeydir. En az kullandığım eşya olan yay bulundu. Yay bulundu nedir ya? Bulduk. Galiba kule duvarlarındaki yapabileceğimiz birçok şeyi şu an yaptık. Pek bir şey kalmadı. En son boss'a gitmeden önce bu hırsız dediğimiz elemanı kurtaracağız. Ama önce bu uyuz olduğum düşmanı her zaman olduğu gibi yine bir öldüreyim. Böylece mutlu olayım. Şimdi aslında burada eğer siz risk almak istemiyorsanız Tower of Vola değil bu işlemden önce bir file şeye gidin. Filing Shrine'a gidin. Bir önce ana mekana gidin. Ruhlarınızı verin, bir şeylerinizi yapın, hani işlerinizi halledin. Ondan sonra ruhlarını temizleyip gelin. Çok riskli bir yere gitmeyeceğiz yine ama gene bu sefer aşağı ineceğiz. Bakın burada ne var? Öldürebiliyor muyum böyle? Oy güzel vurdu. İnşallah yukarıdaki gelip bana salça olmaz. Çünkü aşağıda yeterince sıkıntı oluyor. Ne haber? Gördüğünüz gibi yani saldırılarını bir yöne doğru kaçarak savuşturup böyle kolayca halledebilirsiniz. Yani bu düşmanlara karşı hem agresif hem de şey olmanız lazım. Burası özel bir yer. Açılmıyor farkındaysanız. Bunun anahtarını zaten nasıl alacağımızı göstereceğim size. Şu an alamıyoruz.
Burada hızlı koşun çünkü arkadakiler patlayıcı. From Software yine yapmış pisliğini. Bakın bunları atsaydı biz direkt ölüyorduk. O yüzden dikkat edin veya önce siz patlatın. Şimdi burada eşya gördüğünüzde bakın bu Dark Souls'un ana kuralıdır. Buraya koşmayın. Şöyle yavaşça girin. Bakın. Aa bakın ne var orada. Artık bizim için bir sürpriz değilsin. Rahat rahat şimdi eşyamızı alabiliriz. Mailbreaker yine çeviklik üzerinden giden oyuncuların hoşuna gidecek bir silah. Mailbreaker özelliği Shield Splitter'ı sanırsam tam hatırlamıyorum. Denemedim pek. Hatta durun bakayım. Özel saldırısının şey olması lazım. Kalkanı bayağı bir delme olayı olması lazım. Böyle kalkan açan silahlar falan da vardı çünkü. Neyse biz baltamıza geri dönelim. Çünkü baltamız bayağı sağlam. Gördüğünüz gibi yani düşmanları hakikaten çok fazla vurmamıza bile gerek kalmıyor. Oyun başı için çok önemli silah ve gördüğünüz gibi çok kolay alması. Hani Dark Souls'un bu sakladığı gizemler zaten çok özel yapıyor onu. Aşağıya hapishaneye geldik. Burada hırsız bulduk. Sen şey işte diyor, gardiyan falan değilsin diyor. Buradan çok uzaktan olmalısın diyor. Gene bakın çanlar. Bu oyunun zaten çanları. Alev almamış kül. Zaten alevlerimizi aramamız. Bu Ember modu. Ember modundan bahsetmediğim konusunda bir eleştiri gelmiş. Ben şeyde kaldığı için aklım sürekli nasıl anlatayım. İlk bakışta kaldığı için bu Ember dediğimiz olay arkadaşlar Humanity'nin yerine geçiyor. Burada gördüğünüz gibi kor ve üzerinizde böyle korlar tutuştuğunda çok daha fazla canınız. %30'a yakın bir can artışınız oluyor. Bayağı bir can artışınız. Öldüğünüz zaman bunu kaybediyorsunuz. Can barımı nasıl anlatayım size. Şunun bir %20'si %30'u kadar düşüyor. Olayın özü bu. Ember eşyalarıyla da bunları yeniden yani Ember adı verilen eşyayı kırarak aynı Humanity ve Human Effigy gibi. Bu bizde hizmet etmek istiyor belli ama önce bizden bir şey yapmamızı istiyor. Loretta diye bunun bir arkadaşı var. Bir sevdiceği, insan evladı var. Onu gidip bulur musun diyor Undead Settlement'da. Zaten bir sonraki bölgemizde orası. Bu yüzüğü diyor git diyor ona ver diyor. Bu yüzük de güzel bir yüzük bu arada. Blue Tear Storing. Bunu da Filing Shrine'e yolladık zaten bu arkadaşı. Hasarımız azken, daha doğrusu canımız azken yediğimiz hasarı azaltan bir alet bu, bir yüzük. Diğer yüzüğü de zaten açıklaması da çok basit. Ring of Sacrifice tek seferlik bir yüzük. İkinci oyunda bence hatalı bir kararla istediğimiz gibi bunu yenileyebiliyorduk. 2500 şey karşılığında, ruh karşılığında. Ring of Sacrifice takıp öldüğünüzde ruhlarınızı kaybetmiyorsunuz. Hiçbir şekilde insanlığınızı da, Ember modunuzu da kaybetmiyorsunuz ama kırılıyor ve gidiyor. Yani çok riskli yerlerde baktınız mı? Bonfire yok, bir şey yok. Artık Estus'a tükenmişsiniz. Üzerinizde 50 bin, 60 bin ruh var. Ne yapacağım dediğinizde bu yüzüğü takacaksınız. Yüzükten bayağı bir bulabiliyorsunuz oyun içerisinde. Var yani, güzel miktarda var. Yani güzel miktar dedim 10 tane falan var sanırım. O yüzden size tavsiyem, bu arada 710 olması lazım. G710 gayet de güzel bir controller'mış Dark Souls için. Ben bayağı memnun kaldım, onu da söyleyeyim. Bayağıdır evde kullandığım bir şeydi de Xbox One'ı tercih ediyordum her seferinde. Xbox One joystick'ini. Bu da fena değilmiş. FPS oyunlarına biraz sıkıntı çıkartıyor ama genel olarak iyi. Öyle araya sıkıştırmış oldum. Şimdi geldik buraya. Hemen ben ruhları satarak halledeceğim bunu. İlk gerçek boss savaşımıza hazırlanıyoruz şu an. Şöyle sattım, halloldu. Bir şeyleri geliştirebiliyor muyuz? Onu da bir kontrol edeceğim. Evet, geliştirebiliyoruz. Ben baltamı direkt artı bir yaptım. Uchigatana. Ha, onu da artı bir yapabiliyormuşuz. Şart bulduydum hatırlıyorsam. Onu da bir geliştirelim. Çok güzel. Bakın hırsız buraya geldi. Zaten oyunda bulduğunuz karakterler, NPC'ler, etkileşime girebilecekleriniz buraya geliyor. Ondan böyle bir sürü şey alabilirsiniz. Özellikle bunlardan ve bunlardan bol bol almanızı tavsiye ederim. Çünkü ucuzlar. Şimdi ben hazırım. Artık boss savaşına gidebilirim. Warded of Boreal Valley olan boss'umuz. Tehlikeli boss ama geçilmeyecek
manyaklıkta bir boss da değil. Onu da uyarısını yapalım. Stench biraz gideceğim. Uchigatan'ı göstermek için birazcık dex'e çok fazla verdim. Önemli değil, 16 iyi bir dex miktarı. 20'ye kadar da ileriki seviyelerinizde çıkartabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yanlış gittim. İlk bölgeye gideceğiz. Kısa yolaştık ya. Direkt oradan aşağı ineceğiz. Hiçbir etli tuzluya karışmayacağız. Bir sonraki bölümde zaten Undead Settlement'a gitmek için o bölgeyi dolaşmamız gerekecek. Şöyle yapayım da böyle anlatınca olmuyor. Göstermek gerekiyor. Lothric duvarına gidiyoruz. Burası biraz garip bir yer. Kısa yolu biraz garip yapmışlar. Hakikaten kısa yolda giderken ölebilirsiniz. Şimdi onu da göstereceğim. Çok oyalanmak da istemiyor çünkü insan. Ama bu sefer de kısa yola giderken ölme ihtimaliniz oluyor. Ay bakın yanlış gittim. Bakalım ne olacak. Şuradan atlıyorsunuz. Şimdi bu arkadaş deli dana gibi koşacak üzerimize. Allah. Dedim. Gelme. Şimdi o atlayıp ölebilir, onu da söyleyeyim. Bakın burada önemli bir eşya var ve burası çok kalabalık, o yüzden kaçıyorum hemen. Çünkü ne bana ruh sağlayacak ne de bir şey yapacak. Çok fazla dandik düşman geliyor. Hemen buradan ilerliyorum. Almasanız bile olur bir eşya bu. Hıp hızlı aşağı doğru ilerliyorum. Evet, boss dövüşüne geldik arkadaşlar. 5 tane yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Warded of Boreal Valley olması lazım bu boss'un. Hadi bakalım. Duvarları da geçtik. Daha ne bölümler var bunlar? Kolay bölümler. Ben Dark Souls boss dövüşlerini genel olarak sevdim arkadaşlar. Biraz zorluk açısından beklentimin altında olsa da ölmediğim anlamına gelmiyor. Çok ölüyorsunuz. Ama bir Smaug'lı Ornstein vardı. Herkesin efsanesidir o zaten. Hani bizim Hürcan'la İsmet anlatıyor. En son diyor humanity'leri artık şey yapıyorduk. Can diye onları kullanıyorduk diyor. Yani öyle bosslar da var. Hani adaletsizlik mi istiyoruz biraz anlamadım. Heh, gel bakalım. Bu boss'a ben kitlenmiyorum. Kitlenmeden oynamanızı da tavsiye ediyorum. Yani genel olarak benim tercihim o yönde. Böyle hep arkasında olacaksınız arkadaşlar. Aman ikinci vuruşu da vurayım. Aman şöyle yapayım, böyle yapayım diye kendinizi sakın zorlamayın. Gördüğünüz gibi yani Staminaya düşük tutarsanız tek bir yerde kilitlenmeniz gerekiyor. Orası da burası. Bakın üstünüze doğru koşuyor. Kilitlenip şey yapacaksınız. Oha 3 kere yaptı. Burada hemen yanına doğru geçiyorsunuz. Ben çok ters bir yerde kaldım. Ama güzel. Arkasında yani boss'tan çok uzaklaşmayın. Bu kadar. Boss'tan çok uzaklaşmayın. Çok fazla konuşamadım. Ya Estus'unu bile arkasına geçip için benim yaptığım gibi. Böyle sadece bir tane Estus harcayarak ya ikinciyi de harcayabilirdim ama baktım bir vuruşta ölecek. Ben de vurdum bir tane tam bana saldıracakken. Boss'un altında, yanında, çevresinde kalmanız çok önemli. Bunun sebebi de zaten görmüş olduğunuz gibi boss'un arka tarafına karşı çok fazla önlem alamaması ve hep öne doğru saldırması. Bir tek bu faz atlıyor ya, böyle bağırıyor böyle olduğu yerde, ardından sizden uzaklaşıyor. Orada kilitlenip yana doğru evade yapmanız, atlamanız gerekiyor ki sizin üstünüze ezip geçmesin. Ben de RNG coştu. Üçüncü saldırıyı da yaptı. Olsun ama diğer ikisinden kurtulduğum için rahat olmuş oldu. Hemen bonfire yakıyorum. İkinci bölümü de burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde Undead Settlement dediğimiz şu uzaktan muhteşem görünen kasabaya gideceğiz. Tabi bu kasabaya öyle kafamıza göre gidemiyoruz. Çünkü bakın banner'ınız yok diyor, bayrağınız yok diyor. Şurada görmüş olduğunuz bölgeye gideceğiz. Ya oyunun bir sonraki haritalarını falan da görebiliyorsunuz buradan. Bakın burası Faron Keep falan. Yani çok güzel şeyler de var. Bu tarz detaylar var. Şu anda Lothric Kalesi'nin surlarındaydık. Boss'umuzu geçtik, buradan gideceğiz.
şurada uzakta bir yer var. Sanki ben dokununca burada monitöre, siz de orada görüyorsunuz. Uzakta böyle köprünün yıkılmış olduğu diğer tarafına gideceğiz birazdan. Ama 3. bölüme kalsın diyorum. Herkese hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz, tam çözümü, anlatımımı ve oynayışımı bilgilendirici buluyorsanız videoyu paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak bu tarz videoların gelmesini sağlayabilirsiniz. Biz de sizin için emek gösteriyoruz. Hepinize hoşça kalın diyorum. Seviliyorsunuz.